1264 ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yerel gazeteler bugün hangi manşetlerle çıkmışlar? Onlara bakacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Son 24 saatte neler yaşandı? Onlara bakacağız. Bugün de evet, bir haftalık aranın ardından sevgili Aziz Güvener sonunda bizlerle birlikte. Hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk. Zor bir hafta geçirdim evet, ben. Geçmiş olsun. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdim. Gerçekten zordu yani. Bu sıralar bilindiği üzere bir salgın evet. da var. Seni fena bizde, oldu. Sesin falan çok kötüydü evet, zaten. Yani biz de nasibimizi aldık ama Allah'a şükür atlattık. İyisin. Herkes dikkat etsin. Evet, iyiyim yani. İlaç falan mı kullandın? Tabii, ilaç kullandım. Serum tedavisi. Öyle ayağa kalktık. Yani zordu. Yok, gerçekten. Ve şey, bu grip, son grip yani yıkıyor yani gerçekten. Evet, yani yatırıyor. Şey, çok ağır geçiriyor herkes. Hı hı. Böyle 3-4 gün yatırıyor. Kafanı kaldıramıyorsun. Yani herkesin dikkatli olmasını buradan çağrıda bulunalım. Aynen. Yani çok yediklerimize, içtiklerimize... Üşümemeye dikkat edelim. Şey, evdekilere bir şey oldu mu yok, sende? Yok, evdekilerde bir şey yok. Sadece bende. Onlara olmadı en azından. Çok evet. Şükür. Vallahi Allah daha ya şimdi yapmasın. Salgın var. Çevremizdeki herkeste evet bu tür ya. Durumlar yaşanabiliyor. Hep duyuyoruz yani. Bu son zamanlarda çok duymaya başladık. Biz de bu durumlardan işte nasibimizi aldık. İyi, ama ciddi anlamda da yok, çok, şey ben geçirdim. Ben seni uzun zamandır ilk defa o kadar kötü yani, gördüm. Yani evet. Çünkü sen böyle halsiz şeydi, olsan, şey de olsan falan, çalışmaya yani devam korona ediyorsun. Korona falan değil. Yok değil. Üst solunum yolu enfeksiyonu. Zaten hani bu sıralar bu hastalığı geçirenler gripin değişik bir versiyonu evet. yani. Biraz daha ağır. Evet, çok ağır geçiriyorsun. Değil mi? Yatırıyor yani. Ciddi yatak anlamda şey. Yatırıyor yani. O hani ateş falan ciddi anlamda yoruyor. Ben seni mesela telefonda konuştuk, evet sesin çok evet. kötüydü. Birkaç gün sonra sen geldin, rengin falan çok kötüydü. Evet. Yani o iki gün, üç gün, gerçekten hafta sonu çok yorucu geçti yani. Ama Allah'a şükür iyileştik çok şükür yani. Yani. Allah herkese de şifa versin. Amin. Herkes çok dikkat etsin bu evet. anlamda. Evet, evet ya, çok dikkat etmek lazım özellikle bu ara. Evet, bir kitap var senin önünde, Sassoon'un. Evet, Sassoon'un bir kitabı var. Bu Topraktan arada, Sofraya diye. 10 Ocak Gazeteciler Günü kutlu evet, dün olsun. Evet, dün değinelim istersen. Evet. Yani farklı kurumların, belediyelerin tebrikleri vardı, yemekleri vardı. Sivil toplum örgütlerinde aynı şekilde. Ama dün bakıyorsun, yani ben böyle bir kalabalık görmedim. Çok kalabalıktı dün ya. Dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin işte gazetecilere, 10 Ocak çalışan gazetecilere verdiği bir yemek yemeği vardı. Verdi. Yaklaşık 300 kişi falan vardı herhalde. Fazla da vardır yani. Yani bakıldığı zaman mesleğin içinde çok kendilerini göremiyoruz ama... aşırı bir yoğunluk, bir de tanımadığım yer herkes... Yer yoktu hiç. Oturmaya yer yoktu. Yani tanımadığım çok kişi vardı. Hı hı. Yani meslekte. Vallahi bilmiyorum yani. Her geçen sene de bu sayı artıyor. Evet. Yani yeni çok yüzler. Değişik bir durum. Evet, yeni yüzler. Mesleğin içinde olmayan insanlar. Ya da bizim mi haberimiz yok bilmiyorum ya ama. Herhalde gazetelerin böyle içeride arka planda çalışan ekip de geliyor. O yüzden ya onlar gelebilir. Teknik servisinde işte matbaada çalışan... Gerçekten emek veren arkadaşlar var. Onlar gelebilir ama yani ben çoğunun da arka kısımda olmayan insanlar olduğunu o düşünüyorum olabilir. Yani. Evet, o da olabilir. Çünkü çok alabalıktı yani ya. Yani çok değişik bir ortam vardı. Dün sabah da aynı şekilde, akşam da aynı şekilde. Sassu'da da mı öyleydi? Evet. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantısında da öyleydi. Kahvaltısında. Akşam da öyleydi. Sadece şeyde kutlamalarda çıkıyorlar arkadaşlar. Evet. O zaman görünüyor o zaten. O zaman görüyoruz evet. Ya, çok değişik bir durum. İnanılmazdı ya. Çok ya bir de bakıldığı zaman mesela Sakarya'da gazetecilik anlamında sivil toplum örgütleri var. İşte cemiyet olsun, dernekler olsun. Bunlar hiçbir şey yapmıyor mesela. Onlar da vardı değil mi? Tabii onlar da vardı. Onlar zaten protokolde devamlı yerlerini alıyorlar. Sağ olsunlar, hiç atlamıyorlar öyle şeyleri. Oralarda görüyoruz o zaman sadece. Evet yani onlar mesela hiç bu topun altına girmiyor. Hı hı. Taşın altına elini sokmuyor. Meslektaşlarına hiçbir şey yapmıyorlar. Evet, sefer bilmiyorum yani. Görüyoruz. Dün akşamki yemekten görüntüler bunlarda. Başkan tek tek masaları gezdi. Evet.
selamladı ama kalabalık zaten görüntülerde de belli. Ya zaten şöyle Sakarya'da mesleki anlamda bir birlik beraberlik yok. Hı hı. Sen bunu hep diyorsun zaten. Evet. Her yani, bir şeyde diyorsun. Sadece böyle toplantılarda işte bir araya geliyorlar. O da bak ne var biliyor musun? Yani kimse alınmasın, darılmasın, samimiyetsiz bir ortam var. Evet. Yani böyle bir rekabetin olduğu orada bile belli yani. O yemeklerde bile belli. Ya şöyle, mesleki anlamda rekabet her yerde olur. Ama bakıldığı zaman bu mesleki anlamda bir rekabet değil. Onun dışına çıkan bir rekabet. Herkesin birbirinin arkasından konuştuğu, kimsenin birbirinin başarısını çekemezliği ondan kaynaklanıyor. Ama yanlış şeyler. Bu zaten düzelmez yani. Yok canım yani böyle bizim gelmiş jenerasyona böyle kadar düzelmemiş. Yani. Bundan sonra da düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Ne oluyor? Onu sizden sonra gelenler de o büyükler baştakileri görüyor. Ona göre yetişiyor. Ya zaten büyükler Allah aşkına. Şimdi işte dün orada görüyoruz yani. Hüseyin Cumalılar bilmem neler. Bakıyorsun. Lay lay bile ondalar yani. Artık onlar da hani bu mesleği salmışlar. Artık şey magazin tarafına bakıyorlar. Belli bir yaşa gelmişler yani, çünkü. Belli bir seneyi devirmişler. Artık onların da vereceği bir şey kalmamış. Sadece işte kuru gürültü yapıyorlar. Mesela cuma akşamları biliyorsun gazeteciler soruyor diye bir program yapıyorlar. Evet, bizim televizyonumuzda. Kavgadan başka hiçbir şey yok programda. Yani bu kanalda oluyor ama kavgadan başka hiçbir şey yok. Seviye yerlerde. Güzel başlıyorlar. İlk yarım saat çok iyi. Ondan sonra kimin ne dediği belli değil. O ona saldırıyor, o ona saldırıyor. Yani farklı görüntüler de görebiliyoruz. İnsanlar sonuç itibariyle programları ne için izliyor? Şehrin sıkıntılarını dile getirilmekse, işte bazı sorunun çözülmesi için kamuoyunda bir baskı oluşması falan. Bakıldığı zaman yaptıkları hiçbir şey de yok yani. Arkadaşlar da beni vermiyor. Hüseyin beni verirsen sevinirim. Ben konuşmuyorum çünkü şu an. Yani çok seviye yerlerde bu anlamda bizim mesleki büyüklerimiz ama bakıldığı zaman da yaptıkları işlerde de hiç olumlu bir tane hareket yok. Ya seyrediyorum. Şimdi Omikron'la alakalı tartışma var. Hı hı. Cuma akşamı. Ben de buradayım. Hakan abi diyor ki Hakan Turan. İşte Omikron'la ilgili sen de biliyorsun. Hüseyin Cumalı oradan biliyor. Sen de biliyorsun. Yani kimsenin bir şey bildiği yok. Anladın mı? Uzmanlar tartışıyor. Ona diyor sen ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun? Yani Hakan abinin biraz bilgisi var. Biraz toparlamış. Yayına girmeden önce karalamış bir şeyler. Geliyor burada yarım saat. Programdan önce konuşacağı konuyu yazıyor bir kağıda. Çıkıyor burada anlatıyor. Ondan sonra birbirlerinin arkasından sallıyorlar. Yok o ona köşe yazısında sallıyor bilmem ne. Yani bizim örnek alacağımız insanlar bunlar. Hüseyin Cumalısından işte Hakan Turan'ına. Sefa zaten ortada gaz veriyor. Ona gaz veriyor, ona gaz veriyor. Böyle değişik bir program yani. Bizim programla alakalı da sabah şekerleri diye sağda solda konuşuyorlarmış. Evet yani. Yani herkes yaptığı programa baksın. Herkesin yaptığı iş de ortada. Onun için ben bu mesleki büyüklerimden konuşmak istemiyorum yani. Çok saçma ve seviyesiz muhabbetleri var kendilerinin. İnşallah onlar da kendilerine bir çeki düzen verirler ama bu yaştan sonra onu da yapamazlar. Zor biraz yani artık kaç senedir o program var böyle başladı. Böyle ya her hafta saçma sapan tartışmalar ya. Bak saçma sapan ya ipe sapa gelmez. Altı tutuşun belli bir yerden altı boş. Altı boş saçma sapan tartışmalar yani. Hüseyin Cumal zaten bağırarak programı bitiriyor. Sefa ortada gaz veriyor. Hakan abi de işte kendi çapında burada eğleniyor falan. Tokuş. Zafer abi ortaya lafı atıyor. Ondan sonra onlar birbirine giriyor falan. Moderatörlüğünü yapıyor. Ortaya lafı atıyor. Çekiliyor gene evet. De. Yani biraz daha sakin bir program istiyor insanlar. Tartışmanın. Evet sen dışarıda insanlar evet, daha o sesin yükselmediği. Gerçekten konuların ele alındığı bir program istiyor insanlar. İnşallah bu abilerimiz, büyüklerimiz de biraz kendilerine çekip düzen verirler de. Güzel bir program yaparlar. Evet. Bitti neyse mi? Biz kendi konumuza geçelim. Evet şimdi önündeki kitaba dönelim. Evet. Şimdi dün toplantıda verildi biliyorsun. Hı hı.
Sakar Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaklaşık 1,5 yıldır uğraştığı gastronomi anlamında Sakarya'da 72,5 milyon millet var. Evet. Ve Sakarya mutfağı ile alakalı gerçekten ciddi anlamda emek verilmiş bir çok kitap. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi baktığın zaman biz çok deplasmana gidiyoruz. Sağa sola gidiyoruz falan. Gittiğimiz şehirlerde gastronomi hani ön plana çıkıyor. Evet. İşte neresi? Atıyorum Konya'ya gittik en son. Konya'da ne var? Etli ekmek var. Yani etli ekmek artık Konya'nın bir mutfağının bir parçası. Marka tabii çeşitli, yani. Konya deyince akla geliyor. Yani çeşitli yemekleri de var ama bakıldığı zaman ön planda etli ekmek var. Sakarya'da da işte ne vardır? Islama köfte. Kabak. Hani, ama bunlar gastronomi anlamında bir yere taşınamamıştı. Yani bir atılım yapılamamıştı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bu anlamda her zaman çok büyük işlere imza atıyorlar kendileri. Bu kitapla da gerçekten güzel bir işe imza atmışlar. Her yörenin, her milletin, her milletin yemekleri var ve açıklamaları var, tarihleri var. Kişiler anlatıyor bir de. Hani evet. Bilir kişiler anlatıyor. Yani şöyle, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle yapıldı bu kitap. Ve gerçekten akademisyenlerin de imzaları var. Evet. Ciddi ya anlamda çalışılmış. Halktan da insanın görüşleri var biliyor musun? Mesela evet, bir tane halktan bir insan da anlatıyor. O da çok güzel. Yani herkese sormuşlar yemeği. Evet. Atıyorum yani keşkekle alakalı bir şeyse Kaynarca'nın bir köyünden birine bir vatandaşa gidip sormuşlar. Sormuşlar. Ve detayını almışlar ve vermişler. Kitapta anlatmışlar. Ve tarihi yerler de var. Sakarya'nın tarihi noktaları yani var. Yani geçmişten günümüze gıda anlamında Sakarya'da neler yapıldı, neler üretildi o anlamda da bilgiler var kitapta. Ama şey diyeyim, bayağı geniş mutfağımız varmış. Evet, yani şöyle her milletten insan olduğu için herkesin mutfağı farklı. Ama herkesin mesela Sakarya'daki damak tadı herkesin birebire yakındır yani. Bir yere misafirle gittiğin zaman şey olmazsın, yadırgamazsın yemekleri. Mesela il dışında bir yere gitsen dersin ki bu ne? Hani damak zevkine uymaz. Ama Sakarya'da insanların damak zevki birbirine çok yakın. Bu anlamda çok güzel bir kitap ben de çok beğendim. Ortaya çıkmış. Bununla ilgili ben çok soruyordum. Hani kitap ne oldu falan başkanım diye. Biraz uzun sürdü ama gerçekten değdi. Ama değmiş. Kitap evet. Ya dolu dolu bir kitap. Dolu dolu. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkarıldı kitap. Satsoy Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Akgün Altuğ'a ve Yönetim Kurulu'na ve bu kitapta emeği geçen herkese biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, ellerine ediyoruz. Sağlık yani herkesin. Büyük bir emek var. Çok da güzel olmuş. Topraktan sofraya Sakarya Mutfağı adıyla. Valla ellerinize sağlık. Harika bir kitap olmuş. Sakarya'nın kültürünü, yemek kültürünü A'dan Z'ye anlatan bir kitap olmuş. Evet, emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bununla alakalı da Sayın Başkanımızın yoğunluğu var. Evet. Önümüzdeki günlerde hem bu kitapla alakalı hem geçtiğimiz seneyi değerlendirme anlamında bu seneden beklentisi neler Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın hem de ekonomi anlamında bir değerlendirme almak için yayına davet edeceğiz kendisini. Alacağız çünkü buradan da onun mesajını verelim. Bayağı merak ettiğimiz konular var. Kendisi ekonomiyi konuşuyoruz sık sık ve başlayalım. Şimdi dün efendim Engin Özkoç geçtiğimiz gün Kocaeli İl Danışma toplantısında partisinin açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Sert ifadeler kullandı. Terör örgütleriyle FETÖ ile birlikte Cumhurbaşkanı ismini zikretti ve sen FETÖ'cünün Allah'ısın ifadesini kullandı. Ben bu açıklamayı gördükten sonra dedim ki içeride arkadaşlara ya Allah Allah. Cumhurbaşkanı nasıl dava açmamış dedim bu sözlere. Çünkü çok ağır ithamlar var. Sesi alabilir misin Hüseyin Bey? Vereceğim birazdan haberi izleteceğim. Ve aradan birkaç saat geçti. Cumhurbaşkanı Engin Özkoç'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtığı son dakika haberlerde çıktı. Ya bu sözlere açılır mı dava? Ya açılır. Yani Cumhurbaşkanı nelere nelere dava açmıyor ki bu sözlere hayli hayli açar. Önce istersen haberi izleyelim. Engin Özkoç neler söylemiş?
sert sözlerine bakalım, ardından devam edelim. Bunlar terör örgütleriyle birlikte hareket edenler. Kim bu kişi? Adı Recep Tayyip Erdoğan. Ben FETÖ'cü olacağım, sen olmayacaksın. Sen FETÖ'cünün Allah'ısın, bir numaralı sanıyorsun. CHP milletvekili Engin Özkoç, FETÖ'cünün Allah'ısın dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. CHP'li Özkoç, partisinin Kocaeli İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Özkoç konuşmasında hükümete yüklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da karşı sert ifadeler kullandı. Terör örgütü FETÖ ile ilgili konuşan Özkoç Cumhurbaşkanı'na FETÖ'nün Allah'ısın ifadesini kullandı. Kim bunlar? Terör örgütleriyle birlikte hareket edenler. Kim bu kişi? Adı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi sen Fethullahçı terör örgütünü besleyeceksin, büyüteceksin. Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı savcısı Zekeriya Öz'ün arkasında duracaksın. Bu ülkenin genelkurmay başkanını PKK'lı Şemdin Sakın gizli tanıklığıyla hücreye atacaksın. Ondan sonra da kalkışmayı yapan FETÖ'cü generalleri göreve getireceksin. Ben FETÖ'cü olacağım, sen olmayacaksın. Sen FETÖ'cünün Allah'ısın, bir numaralı sanıyorsun. Senin kaçacak yerin yok. Özkoç'un bu açıklaması sonrası tepkiler de beraberinde geldi. Sakaryalı birçok siyasetçi Engin Özkoç'a sosyal medyadan ateş püskürdü. Evet, ağır ifadeler. Yani evet, bu ifadelerin ardından dün de çoğu yerden tepki geldi. Çok geldi. Mikrofon. Bu ifadelerin ardından çok tepkiler de gelmeye başladı. Ya siyasi anlamda benim çok böyle bir öngörüm olmuyor. Hı-hı. Siyaset çok konuşmuyorum ama Sayın Engin Bey'in bu çıkışları zaman zaman oluyor. Yani evet. Çok kısa sürelerde bu tür tepkiler verebiliyor. Ama çok ağır biraz böyle abartının üstüne çıkmış. Tabii herkesin söylediği söz kendini bağlar ama tabii ki biraz daha sakin ve usturuplu konuşulabilirdi yani. Ya şimdi şey var, evet partili bir cumhurbaşkanımız var. Ya bizim. Karşı tarafa muhalif bir partinin sonuçta lideri bu ülkenin de cumhurbaşkanı. Yani her şeyden önce bu. Yani herkesin söylediği kelimeleri seçerek ve tartarak söylemesi gerekir. Ya şu cümle çok ağır. Sen FETÖ'cünün Allah'ısın. Evet. Ya bu ağır ya biraz bir cümle. Abartılı bir evet. Konuşum olmuş. Ve hemen zaten akabinde Cumhurbaşkanı'nın avukatından açıklamalar geldi. Hı hı. 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmış. Şimdi bu Cumhurbaşkanı kazandığı davaları dün arkadaşlar diyordu ya sokak hayvanlarına mı dağıtıyormuş? Bir yani şey evet kendisi almadığını ben de biliyorum. Ya bir kazandığı şey arkadaşlar dedi unuttum şimdi. Davaları farklı şekilde yönlendiriyor kazandığı tazminatları. Ama dava açılmasını ben bekliyordum. Çünkü bu evet. İfadelere dava açılır ki yaptı hemen ertesi gün zaten davayı açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Özkoç'un var böyle dediğin gibi çıkışları. Evet. Bazen hani yerinde çıkışlar yapıyor ama bazen de bu tarz çok sivriliyor. Evet. Çok yükseğe çıkıyor ve çok da gündeme geliyor. Yani Özkoç'un tarzı bu. Biz daha çok Özkoç'un bu tarz haberlerini yaparız. Kendisi de mahkemelik çok olur yani. Evet. Ve koronavirüsle devam edelim. Omikron Sakarya'da etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 binde vaka haritasında 176.86 olarak açıklanmıştı. Dün açıklandı yeni tablo. 25-31 Aralık tarihli tablo ve o tabloda vaka sayısının yükseldiğini gördük. 212.25'e yükseldi. 100 binde vaka oranı. Bunun haricinde Türkiye genelinde de 60 binin üstüne çıktı artık vaka sayıları. Bunda da omikron varyantının etkisi tabii ki ön planda. Önce haberimizi izleyelim. Koronavirüsle mücadele Sakarya'da son durum ne? Bakalım. Ardından üstüne yorumlarımızı yapalım. Dünyayı etkisi altına alan omikron varyantı Sakarya'da etkisini gösteriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayılarını açıkladı. Sakarya'da 18-24 Aralık haftasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 176.086 iken 25-31 Aralık aralığında ise 212,25'e yükseldi. Sakarya'da 18-24 Aralık haftasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 176,86 iken 25-31 Aralık aralığında ise 212,25'e yükseldi. Buna göre Sakarya'da günlük 263 dolayında olan vaka sayıları günlük 315'e yükseldi. Bu veriler dünyada hızla yayılan koronavirüsün omikron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı haftayı içeriyor. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu sayılar 31 Aralık 6 Ocak aralığında daha da yükseldi. Evet, aşılamada da 74.9'uz. Evet. Ya çok az kaldım abi ama omikron varyantı gerçekten etkisini gösteriyor. Yani şimdi Sevde, ben mesela geçtiğimiz hafta rahatsızlandım biliyorsun. Gerçekten hani insanın başına geldiği zaman bir şeylerin farkına varıyorsun. İnsanların çok dikkatli olması lazım. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hani salgınların artık çeşitleri çıkmaya başladı. Evet. Biraz daha böyle kendimize dikkat etmemiz lazım. O kendi anlamında işte aldığımız önlemleri biraz daha arttırmamız lazım. Maske anlamında, dezenfekte anlamında. Biz bunlara bayağı bir kendimizde esneklik getirdik. Evet. Bunlara gerçekten dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben o üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğim zaman gerçekten hani bir şeylere bir anlam verebildim yani. Kaldı ki bu COVID'e yakalananlar işte omikrona yakalananlar daha ağır geçiriyor. Evet. İnsanların gerçekten dikkat etmesi lazım bu süreçte. Bulundukları ortamda maskelerini taksınlar. İşte dezenfekte ilaçlarını kullanmaya devam etsinler. Eskiye dönüyoruz çünkü şu an yine evet. Vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Bilindiği yani. Üzere Eskişehir'de vaka sayılarının artması nedeniyle saat 12'den hı-hı. sonra canlı müzikler. Müziği kapattılar. Hı-hı. İşte valilik. Yasakladılar valilik tarafından. Ve eğer önü alınamazsa bu yasakların daha da arttırılması konuşuluyor. Sakarya'da da olabilir. Tabii canım yani. Onun için biz de dahil olmak üzere herkesin çok dikkatli olması lazım. Artık salgınların da dediğim gibi çeşitlendirilmesi evet. başladı. İnfluenza mıydı? Bir tane daha başladı işte. O işte grip, senin yakalandığın. Yani ben işte onun mesela... Bir de H1N1 var, domuz gribi. Evet, bir de o var. Artık var. Böyle artmaya başladı. Gerçekten dikkat edelim yani. Önlemlerimizi alalım, maskemizi, mesafemizi... Dezenfekte ilaçlarımızı kullanalım. Bunun yanında tabii ki aşı da çok önemli. Özellikle bu omikronda 3. doz hatırlatma aşıları daha bir ön plana çıkar hale geldi. Bir de ya çok az kaldık artık. Yani Sakarya evet yine çok geride kalmış olacak diğer illere göre ama en azından belli bir aşı da seviyenin üstüne çıkmış olacak. Aşılarınızı evet. da ihmal etmeyin lütfen. Ben mesela geçen hafta yoğunluktan unutmuşum. Randevum vardı. Evet, yeniden benim de, randevu aldım. Evet, benim de aşım geldi. 3. dozu. Ama yani ilk fırsat hemen sıram gelsin direkt unutmayacağım, olacağım yani. Çünkü yani eskiye dönüyoruz artık, korkmanın vakti geldi tekrardan. Evet. Yani Sakarya ne güzel düşmüştük, tekrardan 315'lere çıktı. Bakalım haftaya açıklanan tablo şu orandan daha yüksek olacak. O bekleniyor İnşallah yani. İnşallah olmaz. Olmaz ama daha bekleniyor. Türkiye'de de vaka sayıları her geçen, çünkü Türkiye'de de birden arttı. Evet. Birden 60'ları gördük ve Ocak sonuna doğru, Şubat'a doğru 100 binlere yaklaşacak deniyor. Yani inşallah olmaz ama artık alarm tekrardan çalıyor. Bunu diyebiliriz yani. O yüzden dikkat etmek gerekiyor ve kar geliyormuş. Evet. Yani meteoroloji açıkladı.
Kar görüntüleri var Hüso. Detay olarak döndürür müsün? Evet, bu geçtiğimiz senelerin kar Mart ayında çekilen görüntülerdi galiba evet. Bunlar. Ne güzel yağmıştı. Evet, geçen sene çok güzel yağmıştı. Geç yağdı ama evet, çok bayağı da fazla yani. Yağmıştı. Güzel görüntülerde oluşmuştu. Burası Çark Caddesi. Evet, geçtiğimiz sene. Çekmişti. Evet, hı-hı. Bu haftada Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 0 dereceye düşmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor şehir genelinde. Dikkatli olun, ona göre hazırlıklarınızı yapın dışarıya çıkacağınız evet. Zaman. Ha böyle şu an lapa lapa yağar mı tabii ki bilmiyoruz. Ama bir öngörü var kar yağacağı yönünde. Bugünden itibaren de sıcaklıkların daha çok düşmesi bekleniyor. Bunu da söyleyelim meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre. Şu an zaten hissedilir derecede düşmeye başladı sıcaklıklar. Evet, var yani. Bu sabah da soğuk bir havaya kalktık. Benim böyle ya sıcak olsa üzülüyorum, soğuk olsa üzülüyorum, sıcak olsa mevsimler değişiyor. Evet. Soğuk olsa hani ben çok soğuk sevmiyorum. Ya mevsimi zamanda yaşamak her zaman evet. Güzeldir. Yani Ocak ayında sıcak geçirdiğin zaman hastalıklar mevsimin, oluyor evet, işte bak. Mevsimin de keyfini çıkaramıyorsun. Evet, hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama şöyle lafa lafa mesela yağsa bir sene de yakın zamanda efsane güzel olur ya. Ya bir taraftan da işte imkanı olmayan insanlar da var. Evet, Allah onların da yardımcısı olsun. Ben hep söylüyorum, dışarı çıktığım zaman soğukta kalan insanların Rabbim yardımcısı olsun. Valilikler, evet. Kaymakamlıklar, belediyeler o insanlara kucak açsınlar yani. Tabii çok ki çalışmalar zor. Yapılıyor. Hem yakıt anlamında hem destek anlamında. Böyle günlerde de daha çok evet. Araştırılması lazım. Kesinlikle. Üstüne düşünmesi lazım. Hele ki şu an ekonomik hani ekonomi açısından zor bir dönemden geçtiğimiz şu zamanda evet. Daha çok bakılması destek lazım. Destek olunması yani. Lazım. Kesinlikle. Ve evet, kar geliyor efendim. Ona göre hazırlıklarınızı yapın diyelim bir kez daha ve ben sözü sana bırakıyorum. Evet. Yeni Haber gazetesiyle başlıyoruz. Yerel manşetlerde. Gazeteler bugün hep aynı manşetlerle çıkmış. İşte yerelde gazetecilik yapmanın zor taraflarından, dezavantajlarından evet. Biri. Çoğu zaman manşetler, haberler hep aynı oluyor. Bugün de manşetler hep aynı. Farklı haberleri almaya çalıştık. Evet. Yeni Haber gazetesiyle başlıyoruz. Yeni Haber gazetesi dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Akgün Altun açıklamalarına yer vermiş. BMC yatırımdan vazgeçti başlığıyla bugün yayına vermiş gazetesine. Satso tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda konuşan Satso Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altu, pandemi dolayısıyla ihracattaki hedeften uzaklaştıklarını belirtirken BMC'nin Karasu'da tahsis edilen arazi üzerine yatırımdan vazgeçtiğini söyledi. Son söz Ankara'nın alt başlığıyla vermişler haberi. Kahvaltıda Satso'nun çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altu, gazetecilerden gelen soruları da cevapladı. Altu, BMC'ye yatırım şartıyla verilen Karasu'daki arazideki son durum ne olduğu sorusuna, BMC'nin CEO'su Murat Yalçıntaş'ı geçtiğimiz ay meclisimizde ağırladık. Bu soruyu bizler de sorduk. Yalçıntaş bize Karasu'da yatırım yapmaktan vazgeçtiklerini belirterek yerin kendilerinin haricinde yatırım yapmak isteyen var ise satılabileceğini söyledi. Biz de gelen yatırımcılara orasını öneriyoruz. Ancak son söz Ankara'nın şeklinde konuştu. Yani bir taraftan bakıldığı zaman bu Karasu'daki yerin devlet tarafından eğer yanlış hatırlamıyorsam BMC'ye hibe edildiğini biliyoruz. Evet. Onlar nasıl satacaklar bu araziyi, ne yapacaklar? Çünkü çok büyük bir alan. Evet. Önümüzdeki günlerde de boşa bu sorunun o alan. Cevabını alacağız. Evet, yani güzel değerlendirdiler inşallah. Ama çok umudumuz vardı bizim ya ilk açıklandığında evet. Hatırlıyor musun? Bu konuyla alakalı şeyimiz var galiba, görüntümüz var. Aa var evet doğru. O görüntüyü verelim mi arkadaşlar? Akgün Altun. Akgün Altun'un açıklamaları. Evet, sesli ver. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Sakarya'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Sakarya'daki gazetecilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda Satso Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altu,
tüm basın camiasının çalışan gazeteciler gününü kutladı. Altuğ kahvaltının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Altuğ, BMC Karasu'dan vazgeçti iddialarıyla ilgili konuştu. Altuğ iddiayı doğruladı. Vallahi biz meclisimize 2 ya da 3 meclis önce BMC CEO'su Murat Yalçıntaş'ı davet ettik. Sağ olsun geldi, meclisimizde bir toplantı yaptı. Arkadaşlarımız kendisine aynı soruyu yönelttiler. Açık ve net, yanlış hatırlamıyorum değil mi Necmi? Açık ve net, BMC'nin orada yatırım yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Ne yapacaksınız, o yer ne olacak dedi. Değerlendirileceğini, kendilerinin haricinde yatırım yapmak isteyen varsa onlara satılabileceğini söyledi. Fakat BMC'nin en yetkili ağzından duyduğumuz kadarıyla BMC firması orada yatırım yapmaktan vazgeçti. Benim söylediğim bir şey değil, kendisi söyledi. Arifiye'deki yatırımı işte büyütüp de devam edeceklerini söylediler bu arada. Orada işte tank veya diğer savunma araçlarını yapabilecekleri kadar arazi var. Orada devam edeceklerini söylediler. Evet. Açıklamalar bu yöndeydi. Yani bu süreçte gerçekten şehir olarak çok büyük bir heyecana kapılmıştık. Evet ya. Ciddi anlamda bir yatırım yapılacaktı. Cumhurbaşkanı geldi, evet. Açılış yapıldı. Yer tahsisleri yapıldı. Bayağı yoğun geçmişti, evet. O dönemde. Ama gelin görün ki hüsrana uğradık. BMC fabrikası yatırımdan vazgeçmiş. İnşallah bakalım iyi değerlendirilir. Bakalım önümüzdeki günlerde orayla alakalı nasıl bir yaptırım uygulanacak. Evet, Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Adapostası gazetesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dün Ocak ayı meclis toplantısı vardı. Orada Sayın Başkan'ın açıklamalarını manşetine taşımış. Yüce her konuda faaliyet gösteriyoruz üst başlığıyla vermiş. Şehre 2.3 milyar liralık yatırım yapıldı demiş manşetinde Adapostası gazetesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, insana dokunan her konuda faaliyet gösteriyoruz. 33 aylık süreçte toplam 2.3 milyar lira Türk lirası yatırım yapmanın gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ocak ayı meclisinde 2,5 yıllık süreçte yapılan yatırımları açıkladı. Yüce, bu süre zarfında ekonomi, sosyal yaşam, altyapı ve üst yapı, kültür, sanat, spor ve birçok alanda toplam 2.3 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne 33 ayda hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizi mamur hale getirmek için gündüz gece demeden çalışıyoruz demiş. Alt başlıkta verilen haberde Sayın Ekrem Yüce'nin açıklamalarına yer görüntümüz verilmiş. Var yine. Bu konuyla alakalı, mecliste alakalı görüntümüz var. O görüntüyü izleyelim, sonra devam edelim. Toplantısını Başkan Ekrem Yüce başkanlığında yaptı. Yüce, belediyenin gerçekleştirdiği projelerden bahsederken, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandan bu zamana kadar yaptıkları yatırımların maliyetini açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 2,5 yılda hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimizin mamur hale getirmek için gündüz gece demeden çalışmaya gayret gösteriyoruz. Gönül belediyeciliği şiarıyla ekonomi, sosyal yaşam, altyapı ve üst yapı, kültür ve sanat gibi alanlarda insana dokunan her konuda faaliyet göstermeye gayret gösteriyoruz. Önemli bir rakamı sizlere tekrar paylaşıyorum. Bu zaman dilimi içinde, 2,5 yıllık bir zaman dilimi içinde yapmış olduğumuz Sakarya'mıza toplam yatırım bedeli 2.3 milyar TL olmuştur. Yani eski parayla 2 katrilyon
300 milyarlık bir yatırımı Mevlam nasip etti. Arkadaşlar soruyorlar. Bu kadar sıkıntı, bu kadar efendime söyleyeyim bazı pandemiden dolayı olan sorunlar. Her şeye rağmen bu yatırımı nasıl gerçekleştirdiniz? İtimat edin, ciddi bir Allah'ın yardımıyla bunları yaptık, onu bilesiniz. Yüce ayrıca son günlerin gündem başlıklarından olan sokak hayvanları ile ilgili de konuştu. Yüce, Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları bakım evinin en geç 2 ay içinde açılacağını söyledi. Sokak hayvanları hastanesi ve rehabilitasyon merkezi. Öyle isabetli oldu ki son günlerde bu sokak hayvanları hastanesi ve rehabilitasyon merkezi çok gündeme gelir oldu. Hatta Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilgili talimatları oldu. Hemen hemen bütün ülkemdeki belediye başkanlarımıza bu konuda ciddi çalışma yapmaları konusunda talimatlar oldu. Biz bunu bir sene evvelden şükürler olsun bu talimatı almış gibi, alacakmış gibi işlemleri başlattık. 18 bin metrekarelik bir alana, belki Türkiye'nin en büyüğü diyebilirim, en büyük, en mükemmel bir hayvan hastanesini ve sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini ve doğal yaşam alanını oluşturmak için kolları sıvadık. Projemiz inşallah 2 ay içinde tamamlanacaktır. 2 ay içinde hizmete girecektir. Bir kısmı bitti. Bazı alanları, bazı bölümleri bitti ve şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor. En geç 2 ay içinde inşallah, ya o da Nisan, Ocak, Şubat, Mart veya Nisan'da inşallah sistem tamamen oturacaktır ve faaliyete girecektir. Dolayısıyla bunun içerisinde ne var? Ameliyathane var. Ne var? Tecrit odası var. Ne var? Karantina odası var. Ne var? Laboratuvar var. Ne var? Acil müdahale alanı gibi bölümler bulunan merkezde hayvan dostu hemşehrimizin için kafeterya var, sahiplendirme binaları var, rehabilitasyon alanları bu binanın projenin içinde yer almaktadır. Proje çalışmaları 10 Haziran 2021 tarihinde başlamıştır. Toplam maliyeti 13.235.978 lira olması tahmin edilmektedir. Projemiz için şu ana kadar 6 milyon TL'sini aktardık. Projemiz inşallah bahsettiğim gibi Mart ayı içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Evet. Evet, yılın ilk meclisi dün yapıldı. Yani tarımsal anlamda gerçekten Sayın Ekrem Yüce'nin ciddi anlamda faaliyetleri var. Buna da her geçen gün yenilerini ekliyor. İnşallah bu yolda muvaffak olur. Evet. Şehrin isminin duyulması anlamında da çok mücadele veriyor. Evet. Kendisi. Ya tabii eleştirilecek yönleri de vardır ama ya kimse dört dörtlük düşünsene diye. Sadece belediye makamında oturan bir belediye başkanı olsaydı ne konuşacaktık? Demek çabuk ki hani konuşulacak etmiyor. Bir şeyler var ki bu anlamda konuşuluyor. Tarımsal anlamda ya bu dönem ciddi atılımlar yapıldı. Yani en son kuşburnu ekildi, evet, işte. Yatırımlar da yapılmaya devam ediliyor. İnşallah Ekrem Başkan gündüz gece gerçekten dediği gibi durmuyor. Slogan zaten o, biliyorsun. Yani seçim döneminde de o sloganla yola çıkmıştı kendisi. Güzel şeyler oluyor. İnşallah olmaya da devam edecek. İnşallah. Evet. Evet. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesiyle devam ediyoruz. Programın başında dedik ki yerel gazeteler gündem belli olduğu için herkes manşetten aynı gündemi değerlendirmiş. Onlar da BMC vazgeçti başlığıyla vermişler manşeti. Ama biz başka bir haberle devam edeceğiz. Alt başlıktan bir haber okuyacağım. Bu virüsten artık kurtulalım demiş Sayın Ekrem Yüce'nin dün mecliste yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ekrem Yüce, vaka sayılarının yeni varyantla birlikte arttığını belirterek aşıları ihmal etmeyelim. Çevremizde aşı olmayan varsa rica edelim. Kurallara uyalım ve bu virüsten bir an önce kurtulalım demiş Sayın Ekrem Yüce'nin aşıyla ilgili çağrısını alt başlıktan bir haberle vermişler. Akşam Haberleri gazetesi. Evet, başkanım bu sözlerine lütfen kulak verelim. Evet. Lütfen. Yine başkanla devam ediyoruz. Evet, Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. Evet, Çarka Bir Köprü Daha.
Bilindiği üzere yeni köprüler yapılıyor Çarkderesi üzerine ve o Yazlık, Aralık, işte o taraf, Alandüzü, o taraflara gidecek olan vatandaşların daha kolay ulaşım anlamında gerçekten ellerini güçlendiriyor bu köprüler. Bilindiği üzerine sabah ve akşam olmak üzere ciddi anlamda bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ciddi yaşanıyor. Karaman yolu üzerinde olsun, işte diğer kavşaklarda olsun. Bu köprülerde işte kavşakları, işte o trafiği biraz daha rahatlatacak. Haberimize geçelim. Dün mecliste yine başkanımızın açıklaması. Yazlık ile Yenikent yolunu birbirine bağladı demiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yenilenen alt ve üst yapısıyla hizmete sunulan Serdivan Süleyman Binek Caddesi ve Yazlık ile Yenikent yolunu birbirine bağlayan Çarkderesi üzerindeki köprüyü hizmete açtı demiş Yeni Gün gazetesi. Başkan Yüce'nin açıklamalarından biraz okuyayım. Yazlık Köprüsü'nün şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yazlık kavşağı üzerindeki yoğunluğu azaltmak için hayata geçirdiğimiz bu köprüde bütüncül bir çalışmanın sonucudur. Bölgedeki tüm hizmetler şehrimize hayırlı olsun dedi. Başkan Yüce törenin ardından direksiyonuna geçtiği araca Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı alarak köprü ve caddeyi tesis etti demiş. Evet, bir köprü daha açılmış oldu bu vesileyle. Yani hizmete girmişti bu köprü ama resmi açılışı yapılmamıştı. Hayırlı olsun. Sayın Başkan Yüce de bu anlamda köprünün açılışını yapmış. Sakarya'da bir şey değil mi bu son aylarda böyle açılışlar çok fazla olmaya başladı. Bazen günde 2-3 tane olabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda da yoğunluk vardı. Yani her hafta bu konuda bir açılış gerçekleştiriliyor Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evet. Sakarya Halk Gazetesi ile devam ediyoruz. Sakarya Halk Gazetesi de BMC fabrikasının manşetine taşımış. Diğer gazetelerde gördüğümüz haberi burada görmüyoruz. Farklı bir haberle devam edelim. 2022'de destekler artırılmalı demiş. Alt başlıkta bir haberde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar görüntülü basın açıklamasında tarım sektörünün 2021 yılını değerlendirdi. 2022 yılı beklentilerini açıkladı demiş alt başlıkta. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar 2022 yılı için birliğin talep ve beklentilerini ise şöyle özetledi. Ülkemizde girdi fiyatları üreticilerin alım gücünün çok üstündedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmeli veya girdi destekleri üreticinin alım gücü göz önüne alınarak artırılmalıdır dedi. Çiftçinin beklentilerinden bahsetmiş. Yani çiftçi ve zaten desteğin artırılması konusunda da bir serzenişi var kendisinin. Evet, Sayın Bayraktar olsun, yine kardeşi Ali Şener Bayraktar olsun bu konuda sık sık açıklamalarda bulunuyor ikisi de. Çünkü tarım sektörü sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve önü de aydınlık görünemiyor ne yazık ki. Bu arada mesela bu haberleri veriyoruz. Tabii gazete manşetlerinde dün gerçekten şehirde sıcak olaylar oldu. Evet ya. Yani evet, intiharlar, kazalar ve çok fazla intihar girişimleri mevcuttu. 3 intihar girişimi vardı. Ama biz bu haberleri vermedik. Gazetelerin çoğunda da zaten yer almamış. Evet. Herhalde baskıya yetiştiremediler. Biz de Medyabar'dan bu haberleri vermek istemedik. Evet. Yani sonuç itibariyle kötü olan şeyi her zaman vermemek gerekiyor. Biz de gündeme dair farklı konularla gazete manşetlerini sizlere ekranlarına getirmeye çalıştık çünkü bugün. Çünkü gerçekten dün hareketli bir gündü. Çok hareketli bir gündü, çok yoğundu. Yoğundu, asayiş yönünden. Yani intihar girişimleri çok vardı. Bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Yüce STK Gençlik Buluşması'na katıldı. AK Parti Sakarya Gençlik Kolları tarafından düzenlenen buluşmada konuşan Yüce, millete hizmet etmek için gönüllü olmak bizim ata mirasımızdır. Bizim derdimiz dün de, bugün de, yarın da milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek olmuştur. Evet. Demiş. Yeni Sakarya gazetesini almadık galiba. Almadım çünkü neden? Oradan da bir haber okuyayım ben istersen. Kastiye hiçbir şey yok çünkü farklı hiçbir haber yok. Yani diğer gazetelerde bütün haberleri okuduk. Evet.
ne okuyayım buradan? Otoyolda faciadan dönüldü. Evet. Önceki gün otobüs kazası olmuştu. Evet. Gece otobanda. Yeni Sakarya Gazetesi'nin alt başlıktan bir haberini okuyacağım. Yeni Sakarya Gazetesi de BMC fabrikasının konusuyla alakalı manşetine taşımış. Şöyle göstereyim. Onun görselini almadığımız için. Şu şekilde vermişler. BMC vazgeçti. Biz bu haberi diğer gazetelerde verdiğimiz için farklı bir haberi okuyayım ben size. Otoyolda faciadan dönüldü. Tem Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran tur otobüsüne tomruk yüklü tır çarptı. Otoyolda faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu demiş. Ya orada büyük bayağı büyük faciadan dönüldü. Allah'ın otobüste ya kimse son yokmuş. Zamanlarda bu emniyet şeridi kazaları sıkça olmaya başladı. Evet. Dikkat bir etmiyoruz. Uzun yol araçları yani taşımacılık yapan tırlar, kamyonlar ve otobüsler genellikle bu kazalara karışıyorlar. Evet. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü yakın zamanda yine oldu. Dikkatsizlik sonucu bu kazalar meydana geliyor. Evet. Evet, sana bırakıyorum sözü. Evet, ülke gündemiyle devam edelim. Ülke gündemi de hareketli bugün. Her gün olduğu gibi. Hürriyet gazetesinin bugünkü başlığı heykelli büstlü mafya savaşı manşetiyle çıktı. Bu arada saatime bakayım. Evet, saat var biraz daha zamanımız. Eski Sovyet ülkelerinde faaliyet gösteren iki mafya grubunun İstanbul ve Antalya'ya da uzayan kanlı rekabeti öldürülen elebaşlarının gömülü olduğu İstanbul ve Lenkeran'daki mezarlıklarda da devam ediyor demiş Hürriyet gazetesi. Hemen fotoğrafta da görüyoruz zaten o mafya liderlerinin fotoğraflarını. Mafya elebaşı Rövşen Caniyev 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Caniyev grubu bu cinayetten rakipleri Nadir Salifov'u sorumlu tuttu. Lotogulli lakaplı kişi Caniyev cinayetinden 4 yıl sonra Antalya'da yemek yediği otelde öldürüldü demiş. Hemen bir alt başlık mezarlıkta rekabet şeklinde. Caniyev memleketinde toprağa verildi. Büyük bir anıt mezarı yapıldı. Heykel dikildi. Caniyev'in öldüren rakibi de İstanbul'da toprağa verildi. İki mafya grubunun rekabeti mezarlıkta da kendini gösterdi. Salifov için adamları İstanbul'daki mezarlıkta büyük bir abide yaptı ve büstünü de oraya yerleştirdi demiş Hürriyet gazetesi. Zaten resimde de o büstü görebiliyoruz. İki büstü daha doğrusu görebiliyoruz. Yani ölünce de bitmiyormuş demek ki rekabet devam ediyormuş. Hemen Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi de bugünkü manşetine işte iktidara yakın olanla olmayan arasındaki farkı anlatan bir haberle çıktı. Tekme atanı ateşe yaptılar, tekme yeni ateşe attılar demiş bugünkü manşetinde. Soma'da madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyen Yusuf Yerkel'i 6 bin euroya Almanya'ya atadılar. AKB'li belediyede işçi olan Kocabıyık ise çöpçü olarak işine devam etmiş. Fotoğrafı da hatırlarsanız belki çok gündem olan bir fotoğraftı. Yere düşene tekmeyi attı, ödülü kaptı şeklinde bir yazı yazmış. Manisa'da Soma'da 13 Mayıs 2014'te 304 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının ardından bir de vicdan faciası yaşanmıştı. O dönem Başbakanlık müşaviri olan Yusuf Yerkel protestocu madenciyi yerde tekmelemişti. Tekmeci Yusuf Yerkel 8 yıl sonra ödüllendirildi. Almanya Frankfurt Başkonsolosluğu'nda ticaret ateşesi olarak atandı. 6 bin euro yani 93 bin lira. Maaş alacakmış. Altına son model otomobil verilecek. Peki tekmeyi yene ne oldu diye sormuş Sözcü gazetesi. Madenci Erdal Kocabıyık yargılandı, ceza aldı, uzun süre işsiz kaldı. 2015'te ise CHP'li olan Bergama Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işe alındı. 2019'da belediye AKP'ye geçince Kocabıyık çöp toplama işine verildi demiş Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde. Ki o dönem gerçekten çok kötü bir dönemdi. Çok iyi hatırlıyorum ben. O maden Soma'daki faciayı da bu görüntüde çok tartışılmıştı. Yine tartışmaya devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi ile hemen devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetine ülkenin harcı bitti başlığıyla çıktı. Bakanın karikatürünü görüyoruz. AKP iktidarında ekonominin göz bebeği olarak görülen inşaat sektöründe tehlike çanları çalıyor. Batık kredilerle imalat sektörünü
zirveden indiren inşaat için kesenin ağzını açan bankalar şimdi verdiği milyonlarca lirayı toplayamama riskiyle karşı karşıya demiş. Yine devamında inşaatta son 5 yılda batık kredi miktarda %366 artmış. Kara delik büyüdü alt başlığı var. BDDK'nın 2021 Kasım ayı verilerine göre inşaatta batık kredi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %20.6 artışı 30 milyar 290 milyon liraya yükseldi. Bankaların batık kredi oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artışla 159 milyon 943 milyon lira oldu demiş Cumhuriyet Gazetesi. Gerçekten bu konuda da ciddi sıkıntı var Türkiye'de şu an. Kredi özellikle ödemelerinde, alımlarında. İnşaat sektörü zaten aylardır zor durumda. İnşaatlar durdu. Evet. Yapılmıyor. Konut anlamında gerçekten ciddi sıkıntılar var. Bunun akabinde bu önümüzdeki yıllarda da bu sıkıntılar artarak devam edecek. İşte bu da kiraların fiyatlarını yükseltiyor, evet. Ev fiyatlarını yükseltiyor, kiralık fiyatları maalesef artıyor. Yani bir sıkıntı diğer sıkıntıları yani tetikliyor, doğuruyor. Devamında da insanlar bundan çok büyük etkileniyor. Evet, evet. Ve Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi bugün iki manşetle çıkmış. Ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını aldım. Meslek lisesi öğrencilerine asgari ücret başlığıyla çıkmış. Başkan Erdoğan'dan müjde. Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz açıklamasında bulundu Erdoğan. Mesleki eğitim gören öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlayacağız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bunlar. 1 milyon gence istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 28 Şubat zihniyetinin bir hançer gibi eğitime saplandığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz. Bu ülkenin evlatlarının dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Külliye'deki organize sanayi bölgeleri mesleki eğitim merkezleri açılış programında. Yani öğrencilere destek olması gerekiyor ki onları böyle şevk edelim, evet. Daha iyi işler yapsınlar, daha iyi sarılsınlar ve öğrenmeleri için bu tarz şeyler önemli diye düşünüyorum açıkçası. Ben bir de öğrencinin her zaman ihtiyacı vardır yani paraya. Ve Posta Gazetesi ile devam edelim. Posta Gazetesi de yaşamsal bir haberi bugün yine manşetine taşımış. O artık bizim evladımız başlığıyla. Tekirdağ'da 2 yıl önce anne söyleyen engelli Suna Eser'e komşuları Hadiye Tuna sahip çıktı. Hadiye Hanım babası bakamadığı için bize bıraktı. Sonra da çekip gitti. 3 çocuğum vardı. Sunay'la birlikte artık 4 evladım oldu. Her ihtiyacını severek, isteyerek gönülden karşılıyorum demiş. Ya ne kadar büyük bir şey. Evet. Hareket. Ne kadar vicdanlı. Bir tarafta baba, öz baba bırakıp gidiyor evladını. Engelli evladın. Bir tarafta elin 7 kat yabancısı. Bir kadın çıkıyor, evladı sahip çıkıyor olarak benimsiyor yani. Yani çok güzel bir şey ya. Gerçekten herkes örnek olması gereken bir şey. Biraz haberin detayına gelmek istiyorum. Babası vekalet verdi demiş alt başlıkta. Çorlu'da 2 yaşında havale geçirdikten sonra konuşamaz ve yürüyemez hale gelen Suna'nın annesi de kalp krizinden öldü. Suna babası Mehmet Eser'le baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca Tuna ailesine giden Mehmet Eser, ben artık kızıma bakamıyorum, size getirdim dedi. Suna'yı kabul eden aileye noterden tedavisi için vekalet verdi. Sonra da mahalleden taşınıp kayıplara karıştı. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti Suna'ya sahip çıktı demiş Posta Gazetesi. Ya tebrik ediyoruz yani, gerçekten çok büyük bir hareket. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Herkesin harcı değil. Evet. Yani sağlam bir çocuğa bakmak bile zorken engelli bir çocuğa bakmak çok daha zor. Ama helal olsun. Gerçekten helal olsun yani. Yani doğurmakla yapmakla anne baba olamıyor derler ya. Bunun evet örneği. Helal olsun ya. Allah yardımcıları olsun. Ayaklarına taş değmesin yani. Evet, bugün de bitirdik. Bitirdik. Yarın farklı konularla yine bu ekranlarda olacağız. Bakalım bugün neler İnşallah bizi bekliyor. Allah sağlık saat verirse. Evet. Yarın sabaha çıkarsak İnşallah yine bu ekranlarda olacağız. Herkese hayırlı günler diliyorum ben. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evet, bizler gündemi programdan çıktıktan sonra yine nabzını tutmaya devam edeceğiz. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde yine biz sevgili Aziz Güvener'le birlikte burada olacağız. İyi bir gün geçirmenizi diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.